ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Öncelikle yapay zekaya ödeme yapmak yerine kendi sesimi kullanmayı tercih ettiğim için olabilecek kusurlarımdan dolayı özür dileyerek başlamak istiyorum. Kriz var mıydı, yok muydu? Tencere kaynamayınca hükümet gider teorisi neden veya nasıl çalışmadı? Rasyonel olarak baktığımızda teori şudur. Hayat güzel, her şey yolunda, bizi kim yönetiyorsa devam etsin ya da problem var, bu gitsin, başkası gelsindir. Beklenti genelde normalde böyledir. Ekonominin berbat olduğu fikriyle ilgili şunu söylemek gerekir. Charles Kindleberger'ın kitabını referans almak gerekirse, krizler çekici kadınlara benzer. Gözü böyle, yaşı böyle, boyu böyle ise çekicidir diye bir tanım yapamayız. Dolayısıyla biri kriz var der, biri kriz yok der. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bir sürü ekonomik göstergenin tamamının ya da çoğunun birlikte veya aynı anda hızla kötüleşmesidir. Sorunlu krediler artıyor. Bugün evet. Bankaların kar marjı azalıyor. Evet, bankalar isyan halinde. Faiz hızla artıyor. Şu an artmaya başlayacak. Kur artıyor. Evet, şu an kur artıyor. Konut fiyatlarının döviz cinsinden değerinin düşmesi ve buna benzer durumları şu an görüyoruz. Gelir dağılımındaki inanılmaz eşitsizlikler. Bir grubun filolar kurabilirken, 85 milyon bir araç alırken bile zorlanması şu an. Satın alma gücü çok kötü. Yabancılar ekonomiden çıkmış durumda. Türk lirası faizi artıyor, piyasa tıkanmış durumda. Enflasyonla birlikte yüksek miktarda para pompalandı. Hayat pahalılığı anlaşılmasın diye hızlı asgari ücret arttırıldı. EYT ve benzeri uygulamalarla para algısı pompalandı. Geçici bir refah yaratıldı ve yolun sonuna gelindiğini düşünüyorum. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre rasyonel politikalara dönmek dışında başka bir seçeneğimiz yok denildi. Açlık sınırını asgari ücretle dengeleme noktasında son verileceğini, yerel seçimlerin ardından hızla göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani bir 9 aylık süre zarfında bu etkiler ortaya çıkacaktır. Üretimi arttırmayı akılcı politikalarla beceremedikleri sürece herhangi bir çıkış noktası bulmak imkansız görünmekte. Beklenen enflasyona göre asgari ücret arttırma goygoyuna devam ederlerse bir telefon 50 bin lira oldu ve alamıyoruz zaten. Ya bu olacak. Bu çağa uyumlu ihtiyaçlar alınamayacak. Çocuğuna tablet alamayacak tırnak içerisinde ailelerimiz olacağı, şu sebep bu sonuç iddiasında direnip bu bakan yapamadı denilip daha büyük bir çıkmaza sürükleneceğimizi düşünmek istemiyorum. Türkiye'de şu anda çalışan asgari ücretli sayısının %50'den %60'lara kadar zorlanacağını düşünüyorum eğer bu şu sebep bu sonuç düşüncesiyle inadı devam ederse, ki şu an öyle görünmüyor ama bu sürece dayanın çağrısı yapılacak gibi duruyor. Bu süreç içerisinde yapılan servet transferine daha sonra değineceğim. Serbest ekonomi duvarı denilerek yapılan bu biraz daha üst orta gelir gruplarının ev arabaya saldırdıkları bir sonuç yaşıyoruz şu an. Bu konuya başka bir videoda değineceğim. Servet transferi nasıl yapıldı konusuna dönecek olursak. Serbestsiz ama kurda faizde baskılar var. Ama faiz şunu geçemez. Ne bileyim işte kuru tutacağız, dolar almanı engelliyoruz gibi. O zaman birilerinin sıkıntılarını alıyor, başka birilerinin sıkıntılarına sebebiyet veriyor oluyoruz. Yani istediğine servet transferi yapmayı mümkün kılan bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Bu sürdürülemez olunca faturayı en geniş halk kitlelerine fatura etmek durumunda kalacaklarını düşünüyorum. Ve ülkenin default noktasında, yani batmasına izin verilmeden dönmesini sağlamak için şartların çok daha ağırlaşacağını söylemek mümkün. Yani bunu travmadan çıkışa, komadan çıkmaya veya bir bağımlının yoksunlukla ilk mücadele ettiği psikolojisine benzetebiliriz. Serbest piyasayı demir yumrukla yön vermek, kısaca Asya liglerine çeker ki bu ligde biz gerilerde kalırız. Demokrasinin alacağı yaraları saymıyorum bile. Bundan bir ölçüde dönülüyor olması temennimiz. Daha önce başka açılardan da değinmiştim bu konuya. Küçük esnaflardan KOBİ'lere, büyük olmayan kredilere dayalı şirketlerin batacağını göreceğiz maalesef. Ekonomiyi soğutan resesyona girmeden küçüleceğimizi de açıkça söylememiz mümkün. Döviz ve faizin orta vadede dengeleneceğini, hukukla desteklenen bir ortam oluşursa yabancı sermaye de gelmeye başlayacaktır belki. Yeniden bağımsız, denetlenebilir bir sisteme amasız, fakatsız bağlanması gerekmektedir. Bunu benzetmek gerekirse Napolyon'un sonrası bir daha tüm güçleri elinde olan bir çılgına ülkeyi teslim etmemek için yeni anayasada
denetleyici hatta kısıtlayıcı önlemler eklenmiştir. Umarım Napolyon'u inzivaya ikna ettikleri gibi bir sonuç Türkiye'de yaşanmaz. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Atamızın demokrasi mirasına burada değinmeden olmaz tabii. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama doğru prensipler hala ulusal ölçekte geçerli. Onun sayesinde korunuyor. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Yapılan bu düzenlemelerle Mehmet Şimşek ile rasyonel ekonomi politikası 6 ile 9 ay içerisinde bir sonuç verebilir. Ardından yabancı sermaye yani para ülkeye girebilir. Ta ki genel seçimler öncesi bu dönemde yaşadıkları korkuyla yeniden aynısını yapabilir endişesiyle para çıkışı da olabilir. Çünkü yabancılar biz bu filmi gördük diyerek yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Umarım rasyoneliteden ayrılmadan gerçek bir istikrar politikası takip edilir. Hukuki düzenlemeler tarafsız ifşa edilir. Geleceğe umutla bakabilen, gençliğimizi inşa edebilecek bir eğitim, üretim yatırımı yapılabilir. Aranızda peki biz bu boku niye yedik diyenleriniz olabilir. Bence seçim için. Etienne Boitre'nin Gönüllü Köleler üzerine Söylev kitabında söylediği referans iktidar ile zorlayıcı iktidar karışımı diyebiliriz. Takip edip abone olduğunuz için teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Dr. Hakan Özerol hocama teşekkürlerimi sunarım. Eksiklerim, hatalarım olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere.